dır hocam. E, hoca hocalığını bilmeli. Ümmeti toparlayıcı nitelikli olmaya çalışmalı. Müslüman da hoca değilse, ilim adamı değilse haddini bilmeli. Yani bizim vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Evet. Kimsenin yaralanması, dağıtılması bizim lehimize bir şey olmamalıdır. Şöyle düşünmeli. Ben bugün üç kişinin namaza başlamasına sebep olursam kıyamet günü bu beni bulacak ve müthiş bir sevap kazanacağım. Ama üç kişinin namaz kılmadığını tespit edersen böyle bir sevap çeşidi yok. Evet. Camiye gelenler birbirlerinin şahidi olacaklar. Camiye gelmeyenler de caminin dışındakiler olarak bir araya gelecekler kıyamet günü. Dolayısıyla biz haddimizi bileceğiz, vazifemizi bileceğiz, merhametimizi coşturacağız. Toplayıcı niteliğimiz dağıtıcı niteliğimizin önüne geçecek. Hiç dağıtmamaya çalışacağız ve bileceğiz ki bu ümmet şarabı içeniyle, kötü işler yapanıyla vesairesiyle öbür tarafta da ehli şeriat, zikir ehli, takva insanları hepsi bir arada ümmettir. Hep böyle bir ümmetiz biz. Kafir elbette bizden değil. Günahı artan arttığı kadar günahı bir kenarda duruyor. İmam Zehebi'nin çok güzel bir sözü var hocam. Allah ona rahmet etsin. Diyor ki eğer alimleri baz alıyor. Biz alimi şu günahından dolayı, şu yanlış sözünden dolayı dışlayacak olursak ne alimimiz kalır ne Müslümanımız kalır diyor. Öyle yapmıyoruz da ne yapıyoruz diyor. Büyük bir alim olarak bunu söylüyor. Ne yapıyoruz diyor sevapları ve günahlarını tartıyoruz diyor. Bakıyoruz ki sevabı fazileti çok fazla. O zaman onun hatalarını Allah'a salıyoruz diyor. Evet. Hatta onlar için de dua edivermek lazım hocam. Birbirimiz için istiğfar diye bir şey var değil mi efendim? Hocam ne demek? Rabbena uffil lena ve sebekuna bil iman. Bil i̇man. Bizden yani. önceki müminlere bırak bizimkilere şimdi. Burada hocam çok önemli bir nokta var. Peki hata yapıyor filanca şahıs. Bu hatayı söylemeyeceğim mi? Söyleyeceğim tabii. Tabii. Selamun aleyküm. Ben filanca, sen de filanca mısın? Evet. Şu tespite katılmıyorum. Siz yanlış söylüyorsunuz bunu. derim. Evet. Bunu demezsem müminlik vazifem yerine gelmez. Teşhir ederek değil. Evet. Ta'yir değil. Islah yapıyoruz biz. Ta'yir ne demek? Herkesin önünde teşhir edip batırıyorsun adamı. Bu ne oluyor? O da inatlaşıyor. O yanlışını kendi putu haline getiriyor. Savunur hale geliyor. Tabii yanlışı savunmaya mecbur evet. ediliyor. Nefis taşıyor çünkü. Evet. Nefsini kışkırtmadan bunu yapıyoruz. Bu baktık ki fayda etmiyor. Adam devam ediyor. Mikrofonun önüne de mi geçerim? Geçerim tabii. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ey beni seven kardeşlerim. Ben şöyle bir söz duyuyorum. Bu sözün yanlış olduğu kanaatindeyim. Bana göre bu söz yanlıştır. Üzerime düşeni söyledim. Allah'a emanet olun. Onu yine teşhir etmedim. Yaralamadım. Yaralamayınca bu şekilde kendimizi ya Allah katında doğruyu anlattığım için vebalden kurtuldum Düşün. Evet. Sonra baktım ki adam ilerletiyor. Bunu kamuya mal etmeye başladı müdafaa edi, Teorileştirdi bunu yani. Evet. Mesela nedir ki? 7 değil 9'dur diyor. Halbuki şeriatımız 7 diyor bir şey için mesela. Ne evet. Ki sanal bir şey. Allah Allah bu kitkide 9 haline gelecek. Ben onu tekrar ararım. Ben size bunun 7 olduğu kanaatini söyledim. Siz çok ısrar ediyorsunuz. Size cevap vermek zorundayım. Haberiniz olsun derim. sen ver dedi. Çıkarın mikrofonun önüne. Selamünaleyküm ey mümin kardeşlerim. Bu 7'yi 9 söylüyor filan kardeşimiz. Bizden biri o kardeşim. Ben onun düşündüğü gibi düşünmüyorum. Dolayısıyla ben yedi olduğu kanaatindeyim. Kardeşimizin hatalı olduğu kanaatindeyim. Selamun aleyküm. Bitti benim vazifem. Şunu yapmam. Ey Müslümanlar bu dokuz söylüyor. Bu ya casustur, ya haindir, ya düşmandır, ya emperyalisttir. Bunu yaşatmayın. Bu varken size rahmet inmez. Oo, bu savcılık oldu işte. Yani hapis kararı istiyorsun adamla ilgili. Senin vazifen değil bu. Bunu kim yapmalı? Din İşleri Yüksek Kurulu yapmalı hocam. Evet. Yani evet. Güzel bir hocam tabii. Hakikaten üslup. Birbirimizin evet. savcısı infaz görevlisi olursak kavgayı körükleriz. Evet. En üst makam gibi duran Din İşleri Yüksek Kurulu bunu yaptığı zaman hem vazifesini yapmış olur hakkı tutmuş olur hem de e, neticede en üst bir makam olduğuna göre şahıs olmadığına göre ki bu bir kavgayı körüklemez. Evet devletin içinde devlet düşmanı 10 kişi bulunacağı gibi din yüksek kuruluna da savaş açan 3 kişi 5 kişi çıkar ama bunun bir anlamı olmaz. Öbür türlü birbirimize düşmanlığı körükleriz. Allah rızası için bir de bunu yaparız aklımızca. Yani Allah rızası için Allah'ın dinine zarar vermek olur. Evet. Yani e, hocam buyurduğunuz gibi bu sadece kişilere zarar vermiyor. İslam ümmetine, Müslüman topluma zarar veren bir ayrışma, bir kutuplaşma, bir e, soğukluk oluşturma doğuruyor. Dolayısıyla müminler olarak gerçekten ehli tevhid insanlar olarak tevhidi, birliği, beraberliği, bütünlüğü koruyabilme adına Son sınırlara kadar kendimizi zorlamamız, şerhi sadır sahibi olmamız ve usul ve üslup bilmemiz ya da edeme dikkat etmemiz, hele hele dile dikkat etmemiz son derece önemli görünüyor. Yani bu yönüyle Rabbimiz hepimize muvaffakiyetler versin. Amen.